Medya Haber'den iyi akşamlar. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bugün daha çok Kürtlerin, Kürdistan'ın iç gündemine yoğunlaşacağız. Geçtiğimiz hafta Türkiye'den bir heyet Hulusi Akar Başkanlığı'nda Irak'a ve Güney Kürdistan'a gitti. İki Kürt siyasetçisiyle bunları konuşacağız. Konuklarımızdan biri Berdan Öztürk, DTK eş başkanı. Bir diğer konuğumuz da Sinan Çiftürek, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı. Ben her iki konuğumuza da önce hoş geldiniz diyeyim. Doğrusu sizlerle Kürtlerin, Kürdistan'ın biraz da iç gündemine yoğunlaşalım ama Türkiye'yi özellikle Kürt siyaseti açısından Türk Devleti'ni de değerlendirelim istiyorum. Türkiye heyetinin Bağdat ve Hewler temaslarından başlayalım. Sayın Berdan Öztürk'ten başlayalım istiyorum. Hulusi Akar Başkanlığındaki heyet geçtiğimiz hafta Bağdat ve Hewler'i ziyaret etti. Kapsamlı bir ziyaret olduğu belli doğrusu bu ziyaretin. Farklı bilgiler de yansıdı. Özellikle Türk basınında birçok konu gündeme geldi. Programda bunları ayrıntılarla konuşacağız ama şuradan başlayalım istiyorum. Heyetin temaslarına ilişkin yorumlarınızı alarak başlayayım istiyorum. Doğrusu ne kanaat oluşturdu? Biraz da geçmişteki temasları da göz önüne getirerek, yani geçmişte bu kadar üst düzey bir temas, askeri anlamda üst düzey bir temas. Böyle bir boyutta ben hatırlamıyorum, yanlış mıyım bilmiyorum. Haklısınız. Ben de hem sizleri hem izleyicileri kapsamlıyorum. Gerçekten de böyle kapsamlı bir ziyaret hiçbir zaman olmamıştı. O konuda size katılıyorum. Bu bir ikincisi. Yani bunu sadece tabii buradaki amacı biz çok iyi biliyoruz. Yani PKK'ya karşı aslında Irak'la ortaklaşıp diğer işgalci güçlerle ortaklaşıp bu şekilde bir farklı bir operasyon başlatmaya çalışıyorlar. İçeride tükendiklerinden dolayı. İçeride gün ve gün oyları tükendiği için böyle milliyetçileri bir araya getirerek tekrar bir erken seçim diyebiliriz. Bu seçime gidip kendilerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama şu açık bir nettir. Şu anda DTK iş başkanına ben katılıyorum. DTK'yı bile terörist bir örgüt ilan eden bir anlayıştan bahsediyoruz. PKK diyorlar. PKK'daki insanlar kimlerdir? Uzayda mı geldiler? Hayır. Yani PKK'da olan insanlar da sonuç itibariyle Bakur'dan, Başur'dan, Rojava'dan kalkıp gidip bir şekilde var olan sisteme karşı bir duruş sergileyen insanlardır. Şunu da görmek lazım. Sayın Işık, sadece bu da değil. Şimdi Irak'la ilk görüşme yapıyorsanız burada başvurun statüsüyle ilgili de bakın ben daha önce katıldığım programlarda da söyledim. Irak Anayasası'nın 40. maddesini tekrar gündeme getirip tartışmaya açıp başvur Kürdistan'ın bizim yani gerçekten oradaki halkımızın emeğiyle, bedellerle kazanmış olduğu statüsüne karşı bir de bir hesap var. Bu hesabı da aslında hesaplamaya çalışıyorlar. Yani Türkiye bir taşta iki kuş hesabı içerisinde hareket ediyor. Bunu iyi bilmek lazım, görmek lazım. Yani sadece bu PKK meselesi değil. Bakınız defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Ve bu karşısına alıkma. Şu anda yani Kürdistan'ı ihbar ediyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. PKK'yı bahane etmeyin. Bu mesele PKK değil. Sen Irak'la gidiyorsun. Neyi konuşuyoruz? Bu kadar üst düzeyde tamam hadi PKK'yı görürsünüz. Ama biz çok iyi biliyoruz. PKK bittikten sonra sizin yapacağınız ilk iş Kürdistan'da bölgesel Kürdistan'da var olan statüde kalmaktır. Amacınız bu. İstediğiniz bu. Anlayışınız bu. Hani öyle bir noktaya getirmişler ki sanki Kürtler 100 yıl önceki Kürtlerdir. Birbirinden haberdar değil. Hiçbir şey bilmiyor. Yok öyle bir şey yok. Hani biz hepsinden haberdarız. Bilgimiz de var. Biz takip de ediyoruz. Biz ne biliyoruz. Ve Kürt halkı da bunu yapıyor. Bundan emin olsunlar. Hulusi Akar gidecek. Böyle bir de edasıyla gidecek yani. Sömürgeci. O Güney Kürdistan kimsenin sömürge alanı değildir.
Rojava kimsenin sömürge alanı değildir. Bir kere yaklaşım tarzı bile, görüşme tarzı bile, şekilci yani şekil olarak da baktığımız zaman gerçekten insanı çok rahatsız eden bir anlayıştır. Biz bunu zaten bu anlayışa karşı biz mücadele ediyoruz. Sen bu şekilde yaklaşamazsın çünkü sonuç itibariyle Kürt halkının iradesizdir oradaki. Oradaki yönetim özü itibariyle yani yaklaşımları, tarzları, yöntemleri kabul edilecek bir düzeyde değil. Amaç da şudur, tekrar etmek istiyorum. Mesele PKK meselesi değil. Hani PKK, daha önce de ben söyledim. PKK biter, Bakur'da biz biteriz, hepimiz biteriz. Ama bu açık nettir. Burada Kürt düşmanlığı söz konusudur. Her dört parçalar statü sahibi olmasın, Kürtler bir irade sahip olmasın noktasında. Hele AKP, bakınız geçmişte bunu işte Tansu'lar yaptı, Mesut'lar yaptı, Cemre'ler yaptı, hepsi yaptı. Evet. Ama en zorba yöntemini uygulama şu anda AKP, MHP faşist. Sonuç almadılar. Dile getirmek istiyorum. Dört parçada bu amacı ele geçiremeyiz. Peki. Ayrıntılarına bakacağız doğrusu görüşmenin ama ben Sinan Bey'le de benzer bir yorum alarak devam etmek istiyorum ama sizden de daha çok belki Bağdat ve Hewler boyutunda ayrı ayrı değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani iki boyutta da ayrı ayrı değerlendirirseniz belli. Türkiye'nin az çok ne istediği belli. Belki çok da ne istediği belli. Yani bugünlerde Türk basını da bol bol yazıyor yani. Peki Bağdat ve Hewler'den ciddi anlamda bu görüşmelerde istediklerini alabildiler mi? Ya da aldılar mı? Ya da alabilirler mi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Teşekkürler. Bütün izleyiciler, seyirciler, saygılar. Öncelikle 2021 yılı için başta Kürdistan bölgesi ve özellikle Rojava olmak üzere ciddi bir risk ve fırsatlar analizine Kürt siyasetinin ihtiyacı var. Riskler ve fırsatlar. Ben fırsat bulursam yeni yaşama bir yazı hazırlıyorum bununla ilgili. Kısa sürede yetiştiremedim. Bu benim meselem değil. İlla ki her iki parçanın da riskler ve fırsatlar analizi var. 2021 yılı kritik bir yıldır. Bu bakımda çağrım odur. Bizim stratejistlere, jeopolitikçilere, siyaset bilimcilerine bunun üzerine durmaları Kürt halkına, siyasetine, partilere, bizlere ne derler veri eşik sunmalarını istiyoruz, talep ediyoruz. Böyle bir kritik süreçten geçiyoruz. İkincisi mesele sadece Bağdat, Türkiye, Bağdat, Ankara, Hewler meselesi değil. Başka ortaklar da var. Amerika işin içinde yani Washington ve Tahran da var işin içerisinde. Her ne kadar görüşme üçü arasında da olsa da görünmez ortaklar olarak Washington ve İran illaki devrededir. Bunu kale almamız lazım. Sonuçları ve geleceği açısından. Irak'la zaten anlaşmışlardı. Yani Kazım bir Türkiye geldiği zaman zaten hemen hemen her konuda anlaşmışlardır. Fakat kağıt üzerinden anlaşmışlardır. Masa üzerinden anlaşmaya gelince mesele sadece Irak'la Türkiye'nin meselesi olmadığı için yaşama geçirmek son derece zor. Dediğim gibi yani işin içerisinde Bağdat'ın hesabı, Washington'ın hesabı var. Bu iki hesap çatışan hesaplar, örtüşen hesaplar değil. Belki hani esas bu soru önemliydi. Bence öbürleri dardı, öbürlerine daha az zaman vermek lazım ya da tekrar döneriz. O bakımdan Bağdat ile daha önce de dediğim gibi anlaşmışlardır. Fakat sahaya gelince bunun zor olacağını düşünüyorum. Tabii ki yeni bir sınır kapısı, Şengal meselesi ve benzeri bütün bu konularda ya da Türkiye ile Irak'ın nasıl ki şu anda Rojava meselesi güneyde Suriye, kuzeyde Türkiye basıncı almışlar. Aslında Kürdistan bölgesi de kuzeyde Türkiye, güneyde Irak basıncı açısında ikisi anlaşabilirler ama bu anlaşma sadece ikisiyle sınırlı olmadığı için kolay olmayacak. Şeye gelince Hewler meselesine ben basına yansıdığı gibi Hewler, Bağdat, Türkiye'nin anlaştıkları ortak bir operasyonda anlaştıkları konusunda inanmıyorum. Ayrıca inanmak
Ayrıca inanmak da istemiyor. Şimdi biz burada görüyorsak, heyet de onu haydi haydi görüyor. Demin Kekbedran da ona değindi. Bizim Türk heyetine baktığımız zaman iki, yani Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Türk-Kürt heyetiyle görüşürken son derece dikkat çekicidir. Ne üstlerin başlarını çıkarmışlar, askeri kıyafetle partisiyle diyorlar, yumrukları da sıkılıdır. Böyle duruyorlar. Yukarıda Mella Mustafa Berzani var. Türkiye Barı ile Kürdistan Barı yan yana ve son derece ya şuradan bir an evvel bir çıksak diyorlar. Yani öbür taraf, Türk tarafı eli açık, gayet rahat oturmuşlar. Yani biz tamam görüşelim, konuşalım. Ne diyoruz? Türkiye tarafı zaten ne işin ciddi belli. O nedenle bir ortak askeri operasyon bir Kürt partisine karşı Güney hükümetinin, özellikle KDP'nin böyle bir şeye gireceğine inanmak mümkün değildir. Şu sonucu bilmemiz gerekir. Kendileri devirler. Biz tahmin ediyorsak bu bir bölgesel savaş riskini de içeriyor. Çünkü bu mesele aynı zamanda İran meselesidir. İran'la Türkiye aç kurtlar gibi Rojava ve Güney üzerinden birbirini kolluyorlar. Amerikan strateji bu açıdan Türkiye'ye dönük olarak hesapları İran karşıtı gündeme getirirken, yani İran'a karşı Türkiye'yi yanına almak isterken kimi şeyler vermek istiyor. Biz burada izliyorsak İran da bunu illaki izliyor. O bakımdan bunun bölgesel sonuçları olacağını Kürdistan hükümeti de KDP'de gayet iyi hesap eder. Etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun bir parti hedefi olmadığını, ileriki soruda açacağım, bir parti hedefi olmadığını, bunun doğrudan doğruya bir Kürdistan'la dönük olarak bir hedef olduğunu. Ama çok özetle şunu diyorsunuz, istediklerini alabilmiş değiller. Değiller, hayır. O konuda ayrıntılarda... Bir cümle söyleyeyim. Kağıt üzerinde anlaşsalar bile hayat son derece engebelidir. Çok fazla denklemler var orada. O nedenle son derece zordur. Onun Kürt boyutunu da biraz sonra konuşuruz. Çünkü Kürt boyutu da önemli sanırım herhalde. Sizin de açtığınız konular var. Berdan Bey, sizinle devam edelim istiyorum. Sinan Bey de Rojava'yı kısmen söyledi. Aslında bir bütün olarak düşündüğünüzde tüm bu girişimlerin Rojava'dan da Bakur'dan da Başur'dan da ayrı düşünülmediğini görebiliyoruz. Bir işgal siyaseti sürüyor Rojava'ya dönük. Saldırılar da artmış. Bir de son dönemlerde Enekese üzerinden Rojava siyasetine birlik düzeyini de aşan boyutta gelen eleştireli yaklaşımlara baktığımızda bir ortak alma arayışı vardı. Ortak olup hatta yönlendirme arayışı vardı. Son temaslar bağlamında özellikle Hulusi Akar'ın yürüttüğü temaslar bağlamında bu konuyu, bu siyaseti değerlendirmenizi istersem. Rojava'ya dönük beklenen gelişmeler ne olabilir? Bir de bunun belki hem Kuzey hem Güney Kürdistan'a yansımalarını özetle vurgularsanız iyi olur kanısındayım. Yani Rojava'ya yaklaşım aslında Kuzey ve Güney yaklaşımın göstergesi. Az önce de program başlığını dile getirdik. Bu kadar üst düzey bir şekilde gidilip Irak'la, Hevler'le görüşmeler yapılıyorsa zaten Rojava'ya yaklaşımına gösteriyor, Kuzey Kürdistan'a yaklaşımına gösteriyor. Yani dört parça Kürdistan'a yaklaşımı açıkçası bir şekilde gösteren bir anlayıştır. Ve ne kadar zayıf düştüklerinin de aslında açık net bir şekilde hepimizin gözleri önüne seren bir anlayıştır. Bunu şu amaçla söylüyorum. Bakınız burada Kuzey Kürdistan'la Bakur'da biz kısa bir süre çöktürme planı çerçevesinde iki yıllık bir süreç içerisinde biz var olan özgürlük mücadelesini bitireceğiz, yok edeceğiz diyen bir İçişleri Bakanı, hala da İçişleri Bakanlığı görevini yapıyor. Artık tarih değiştirmekten başka bir şey de yapamıyor. Yani sürekli tarih değiştiriyor ama iki yılda bitireceğiz dediler. Biz hala buradayız. Biz hala mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Ama şu açık nettir Sayın Işık. Burada yürütülen DTK'ya yönelik HDP'ye veya Kuzey Kürdistan'a yönelik bir gerçekten bir düşmanlık değil. Burada Kürt halkının az önce de program başında da belirttiğim gibi Irak'la görüşmeleri sadece PKK'ya yönelik bir görüşme değildir. Evet, PKK'ya kısmı vardır, operasyon kısımları vardır, onlara bir şey demiyorum.
Ama oradaki yönetimimize ilişkin, oradaki statümüze ilişkin, yani statümüz diyorum, bakın statü demiyorum. Statümüz diyorum çünkü Kürt halkı orada yaşıyor. Oradaki statümüze yönelik olarak da bir plan, bir çerçeve çizilmiştir. Bundan emin olabiliriz. Bunu biliyoruz, görüyoruz çünkü tarihten biliyoruz. Tarihteki yaklaşımlarından, anlayışlarından dolayı biz biliyoruz. Dolayısıyla Rojava'ya yönelik olarak da hesapları olabilir, olacaktır da. Şu anda Amerika'daki yönetim değiştiğinden dolayı neyi yani önlerini göremediklerinden dolayı aslında hani Biden'ın ne yapacağını, nasıl davranacağını öngöremediklerinden dolayı şu anda sessizce bekliyorlar, pusuda bekliyorlar. Bunu açıklama bir şekilde ifade etmek lazım. Ama sonuç itibariyle belki en yani bunların hepsini biz değerlendirebiliriz. Emperyal güçleri Amerika'yı hepsini değerlendirebiliriz de Türkiye'yi değerlendiririz. Diğer üç devleti değerlendiririz. Yine geleceğimiz nokta biz. İşte sorun biz. Yani tıkandığımız nokta ortaklaşmadım. Biz ne yapacağız? Bunların hepsini biz görüyoruz, değerlendiriyoruz. Atacakları adımları da biz biliyoruz. Biz nasıl bir adım atacağız noktasında aslında kararlaşmamız lazım. Ve buna göre işte yani dedim ya oturuşundan kalkın. Kalkışına bakın. Milli Savunma Bakanı'nın. Yani resmen terbiyesizliktir. Terbiyesizliktir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bize yaklaşım tarzı da Kek Sinan da söyledi. Orada açık net bir şekilde Kürdün öncülerine, Kürde liderlik yapanlara karşı anlayışları da budur. Otur, yani sen sömür, ben sömür, İngiltere gibi. Yani sömürgeci gücüm, sen de sömürülensin. Ben sana istediğim şekilde muamele yapabilirim anlayışıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani o açıdan sunuyorum. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Tabii Bizim ne ki. yapacağımızı konuşuruz ama kısa belki bir iki cümleyle söyleseniz. Sonuç itibarıyla Kürtleri parçalayıp sonuçta o parçalı yapı üzerinden kontrol etme, kendi çizgisine çekme, kendi istediği gibi değerlendirme hedefi var. Yani çokça tartışılan başlıklardan biri bu. Özellikle bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Yani tamam, Hulusi Akar'ın oturuşu, davranışı, tutumu belli Efendi Adası'nda. Ama diğer taraftan onunla birlikte siyaset belirleyen bir başka Kürt hareketi var. Ya da dışarıya yansıyan bu. Çünkü aksini de açıklamadılar. Sayın Yaşar şunu iyi bilmeleri gerekiyor. Biz 100 yıl, 200 yıl önceki Kürt değiliz. Dört parçaya ayrılmışız ama gerçekten gelişen, yani tüm gelişmeleri takip eden Kürtlerden bahsediyoruz. Ulusal bilincin, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Dört parça Kürdistan'da da ulusal bilincin bu kadar geliştiği bir noktada da değiliz. Bak 1600'lü yıllarda Ahmadi Kani aslında bizim için o zaman Ütopya olarak görülüyordu. Kürt Birliği'nden bahsediyor ama şu anda Kürt Birliği, Kürtlerin ulusal bilinci gelip kapımızı çalıyor. Yani kapıyı çalıyor. Diyor ki yani bu birliği kurun. Bu açıdan bunu açık net bir şekilde görmek lazım. O yüzden diyorum. Yani mesela partiler arasında mesela sorunlar, sıkıntılar olabilir. Ama Kürtler, yani Kürt halkı olarak bizler şunu açık net bir şekilde biz artık ortaya koymuşuz. Yani ulusal bilincimizle demokratik anlamdaki ulusal bilincin gelişimiyle birlikte şu anda biz hazırız, yani Kürt halkı hazır. Kürt halkı hazır olduğu sürece de hangi parti buna aykırı davranırsa o parti olmaktan çıkar. O parti yani Kürt halkına vereceği hesabı da büyük olur. Sonuçta hedefleri olsa bile sömürgecilerin onları yaşama geçirecek bir Kürt kitlesi yok diyorsunuz. Sinan Bey, sizinle de aynı konu üzerinden devam edelim. ENKS ile birlik süreci ciddi anlamda desteklendi. Yani siz de bu konuda birçok kez yazan, çizen, o süreci destekleyenlerden birisiniz. Ancak bir ilerleme sağlanmadı. Yani bu durumun da açık demek gerekirse ENKS'nin özellikle Sayın Öcalan'ın Rojava üzerindeki etkisini azaltmaya dönük taleplerinden kaynaklandığı çok açık. Yani eğitimle ilgili de, yönetim tarzıyla ilgili de farklı bir anlayışı ve farklı bir sistemi savundular. Bu da tartışma yarattı. Bu taleplerin de Türkiye ve Batılı diğer devletlerin talebi olduğuna dair de görüşler, iddialar var kamuoyuna yansıyan. Hem bu konuyla ilgili ne dersiniz, hem de biraz önce konuştuğumuz, Sayın Berdan Öztürk'le konuştuğumuz bağlamda
Bunun Hulusi Akar'ın son ziyaretiyle ilişkisi, özellikle Ovaköy sınır kapısı üzerinden iki tarafın bağlantısını kesme, bu konuyla ilgili KDP'nin Rojava sınırı üzerindeki tutumu, bunları birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo görüyorsunuz? Öncelikle NKS ile PYNK arasında sürdürülen birlik çalışmasını kim destekliyorsa desteklesin. Biz Kürtler, Kürt siyasetçiler dört başı da desteklemeliyiz. Şuna inanıyoruz. Rojava'daki birlik çalışmaları Dörtpaşa'daki birliğin önemli bir tetikleyicisi, tabiri mümkünse mayası olacaktır. Bu nedenle gözümüz gibi korumalıyız. Çünkü o aynı zamanda iki parçanın yakınlaşmasını şey yapıyor, onun köprüsünü döşeyecektir. Aynı zamanda diğer parçalar da yakınlaşmaya hizmet edecektir. Bu nedenle önemlidir. Elbette burada 40 yılın iki apayrı bir siyasal konsept var. Biri daha çok radikal demokrasi diyebileceğimiz devrimci demokrasi, radikal demokrasi ya da sosyalizme açık, sola açık. Diğeri milletçi muhafazakar çizgi var. Bu iki çizginin ortaklaşması kolay değil. Bu ancak şöyle olur. Bir özgür bir Kürdistan olur. Orada seçime gider. Halk hangisini tercih ederse o iktidara gelir, kendi programını uygular. Fakat şimdi yapılmak istenen iki çizginin ön aşama olarak, ondan önce yani seçimden önce birçok konuda ortaklaştırılması çalışmasıdır. Bu bakımda da ben şuna inanmıyorum. Yani Batı, ABD ya da başka bir güç ya da Güney hükümetinin dayatmasıyla bir hareketinin, 40 yıllık hareketinin gömleğini çıkarsa bile o hareketin ideoloji, politik yapısı değişmez. Yani mesele gömlek değiştirip çıkarma meselesi değildir. Bu işin şeklidir. Tabii ki ABD şunu ister. Yani bir radikal demokrasi yerine daha liberal bir çizgide buluşmalarını ister. Ya da Batı, Fransa, onların ana çizgileri bu. Ama bu nasıl olur, nasıl sağlanır? Bunun birebir milletçi muhafazakar KDP çizgisinden birleşeceklerini, zeminin bu olacağı konusunda bir dayatma ne doğrudur ne de mümkündür. Böyle bir dayatma da gelecek kanaatinde değilim ama bir rutuş var benim kanaatim. İkili bir rutuş var. Bu bir. Zamanda ikincisi, Türkiye'nin derdine gelince, Türkiye'nin derdi gömlek meselesi falan değil. Türkiye'nin ne radikal demokrasiye bakıyor, ne milletçi muhafazakarlığa bakıyor, ne sosyalist ne komünist. Bunlar Kürt diyor. Gerisi ayrıntı Türkiye için. Rengi ne olursa olsun, ideolojisi, politikası, programı ne olursa olsun o ona bakmıyor. Dolayısıyla o birliğe karşı kökten, dahası aynı zamanda Rojava'nın statüsünün geriletilmesine de yapıyor. Şimdi ana mesele tabii ki bu iki parçanın yakınlaşması gündemdeyken tam da Irak'ın Şengal'a yerleşmesi ya da bu bakta sınır kapısında yaşanan kimi çatışmalar, çatışma ihtimalleri ya da ne bileyim kıvılcımları diyelim, çatışma da demeyelim, çatışma demediler çünkü. Bu bakımda Güney Hükümeti'nin KDP'nin sınıra dönük olarak kimi postalar izlediği söylendi, basına yansıdı. Ben şuna inanmak istiyorum, çağrım da o yönde. Kim eğer iki parça arasında sömürgecilerin dışında sömürgecilerin dışında kendi aralarında sınır koyarsa, hele hele yabancı güçleri sınır koyma beşisi olarak çağırırsa, Kürt halkı, tarih bunun muhasebesini yapacak, bunun hesabını soracak. Bir cümleyle belki mümkünse müsaade ederseniz. Şimdi bu dediğiniz gömlek değiştirmede bir dış etkinin fazla bağlayıcı ya da işte bir şekilde değiştirici olmadığını söylediniz. Ama diğer taraftan NKS'nin de bunu bilmesi gerekmiyor. Yani NKS niye oradaki sistemi kendi milliyetçi muhafazakar çizgisine benzetmek istesin? Çünkü diğer taraftan aynısı PYNK açısından da geçerli. O da belki NKS'yi kendi çizgisine yanaştırmama konusunda bir tutum belirlemek durumunda. Ama burada daha çok NKS'nin tutumu öne çıktı. Şimdi NKS'nin o tutuma girmesi siyasetin mantığı gereği olarak doğaldır da. Yapacaktır onu benim kanaatim ama
Enrique'sin onu istemesi ayrı bir olay. Sahanın doğrudan doğruya anlaşma yaşaması apayrı bir ayrı olaydır. Benim kanaatim Enrique'sin mümkün olduğu kadar en azında ne milliyetçi muhafazakar ne radikal demokrasi daha ortak bir paydada buluşabilmek için kendisini dayatıyordur. İki tarafın da bence birebir kendi değerlerinde illaki bir olsun demek yerine onu bir sonraki aşamaya, seçim aşamasına bırakmaları, yani seçime giderler, halktan yetki alırlar, halk kime esas itibarla yönetim iktidar yetkisini verirse kendi programını hayata geçirir. Enrique'si iktidara gelir, PYD muhalif olur, sonra PYD iktidar olur, Enrique'si muhalif olur, kendi programı doğrudan doğruya ister. Doğrusu budur. Yani demek istediğim altın için şu, ben tutum değiştirdim dese bile gömlek değiştirmek kolay değil de biz onu Erdoğan'dan biliyoruz. Milliyetçi neydi? Milli gömleği çıkardım demişti ama çıkarmadı, ortaya çıktı. Evet, milli görüş gömleğiydi onun gömleği. Şimdi başka bir gömlek giymiş. Neyse, onu daha sonraki programlarda konuşuruz. Berdan Bey, buradan biraz da aslında bu son görüşmelerden sonra daha çok konuşulmaya başlanan Şengal, Vakbur ve Kandil'e dönük operasyonları size sormak istiyorum. Şengal daha çok öne çıktı. Makbur'un da varlığı bu görüşmelerde masaya yatırıldı. Türk hükümetinin en azından ne konuştuğunu biliyoruz. Yani Hulusi Akar da sizin de başından beri dikkat çektiğiniz hedefleri açık açık söylediler. Tehditlerini dillendirdiler. Ama doğrusu diğer kesimin ne konuştuğunu bu konuda bilmiyoruz. Çünkü Güney Kürdistan yönetiminden, KDP yönetiminden bu konuda doyurucu bir açıklama gelmedi. Bugün de basına yansıdı. 10 günlük süre içerisinde de Şengal'e ve Derik'e yönelik bir askeri operasyon başlatılacağına dair de bilgiler var. Basına yansıdı bunlar. Başından beri Zinevert'ten bu yana Türk Devleti'nin Haftanin'e, Kalkurka ve o bölgeye başlattığı saldırılar var, işgal saldırıları var, provokasyonlar var. Peki bu tablo içerisinde denildiği gibi öyle yeni ve kapsamlı bir saldırı başlar mı? Böyle bir saldırı başlarsa özellikle görüşmenin tarafı olan KDP'nin tutumu bu konuda ne olabilir ya da ne olması gerekir? Ya başta Kürt halkının dinlemesi lazım. Dört parçadaki Kürt halkının, bakın partileri demiyorum, sivil toplum kuruluşlarını demiyorum. Kürt halkının çağrılarına, sesine kulak vermeleri gerekiyor. Hangi parti olursa olsun, ki konumuz itibariyle biz PDK'den bahsediyoruz. PDK'nın buna kulak vermesi gerekir. Bu bir. İkincisi, yani Şengal dediğimiz 73 fermanın yaşandığı yerdir. Hem Kürtlükten dolayı hem ezildikten dolayı aslında katliamlara uğramış bir yerden bahsediyoruz. Mahmur dediğimiz yer, Mahmur'a geldiğimiz zaman 90'lı yıllarda bu faşist tekçi anlayışın dayatmalarına karşı aslında diz çökmeyen halkımızın Kürdistan'ın bir parçasından diğer parçasına gidip yerleşmiş olduğu yerden bahsediyoruz ki Birleşmiş Milletler'in kontrol altında olan bir yerdir. Kandil diyoruz, Kandil'e gelince program başında ben söyledim. PKK diyorlar, hani DTK da terör örgütüdür. Hepimiz teröristiz zaten. Sonuç itibariyle kendi iktidarlarını korumak adına şu andaki anlayışı söylüyorum. Kendi iktidarlarını korumak adına Kandil'e de yeni yapmıyorlar zaten. Bunu açıkça bir şekilde görmemiz lazım. Yani Güney Kürdistan'da 30'dan fazla gözlem noktası varsa, o yüzden diyoruz işgal derken bunu kastediyoruz. Hani PKK'ya karşı operasyon yapıyorlardı. Geçmişte de yapıyorlardı. O ayrı bir şeydir. Ama sonuç itibariyle 30'dan fazla gözlem noktasından bahsediyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti şu anda MIT'iyle bütün askeri anlamda, her anlamda Güney Kürdistan'a yerleşmiş durumdadır. Bunu görmek lazım. Ha, Kandil'i siz bitirdiniz. Mesela Kandil meselesi ise bitirdikten sonra, o anlamda söylüyorum. Biz Kuzey Kürdistan'da bizi bitirdiniz. Rojava bitti. Ne olacak? Sonuç itibariyle Güney Kürdistan daha mutlu mesut mu olacak? Daha farklı imkanlara mı sahip olacak? Bunu sorgulamamız lazım. Ve halkımızın söylediği şey şu. Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü söylediğim gibi ben Hulusi Akar örneği verdiğim için
Yani ismini bu kadar gündeme getirmeye de gerek yok ama anlayış anlamında söylüyorum. Kürdistan coğrafyasına bu devletin kurulduğu günden beri var olan anlayışı gösteriyor. Bu yüzden ben bu isimden bahsettim mi? Bunların hareketlerinden bahsettim. Yani bir şey tensin ediyorlar. Neydir? İşte dedim ya sömürgecisiniz. Rojava'da sömürgecisiniz. Güney Kürdistan'a sömürgecisiniz. Burada Kuzey Kürdistan'a sömürgecisiniz. Anlayışınız bu. Bu şekilde yaklaşıyorsunuz. Yani Kürtlerin liderlerine, Kürtlerin seçmiş olduğu insanlara yaklaşımınız da budur. Ve biz 2021 yılındayız. Hulusi Akar herhalde hala 1901 yıllarda yaşıyor. O açıdan ya da onun anlayışı hala o 1900 yıllarda kalmış bir anlayıştır. O yüzden diyoruz. Yani Sinan Çift Yürek de dile getirdi. Burada evet Rojava'dan bahsettik. Biz parti ideolojilerimiz farklı farklı olabilir. Savunduklarımız farklı farklı olabilir. Bu konuda demokrasinin gereği her zaman da bu olmuştur, bu olacaktır da. Halkımız ne karar veriyorsa halkımızın verdiği kararın arkasında da sonuna kadar durur, savunuruz. O ayrı bir şeydir. Ama burada yapılan PKK'yı kimse artık bahane etmesin. Hiç kimse PKK'yı bahane etmesin. Ve açık net bir şekilde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AKP, MHP, faşist hükümetinin tek amacı var. Kürtleri iradesizleştirmek, Kürtleri yok etmektir. Ama Kürtler buna karşı ne diyecek? Sorun budur, mesele budur. Tartışmamız gereken budur. Cevap vermemiz gereken de bunlara karşı cevap vermemiz gereken cevabın ne olacağını ortaya koymamız gerekir. Peki o konuları ayrıntılarla biraz sonra konuşmayı umuyoruz doğrusu. Sayın Çift Yürek size de bu konuyu sormak istiyorum ama belki bunun farklı bir boyutunu sormak lazım. Yani Türk Devleti Kürtlerin dışarıdaki askeri ve siyasi varlığını uzun zamandır ciddi anlamda hedefe koymuş durumda. Yani sadece Kuzey Kürtleri açısından demiyorum, Güney ve Rojava Kürtleri açısından da bu böyle. Ama siyasi çözüm arayışları yerine de hep askeri saldırıları esas alıyor. İç kamuoyuna ise biraz önce siz de dikkat çektiniz, hedefe PKK'yı koyarak adres gösteriyor. Peki hedefin gerçekten PKK olduğu konusunda siz de fikrinizi geçmişte açıkladınız ama belki bununla ilgili açıklayıcı bir şey söylersiniz. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Onu da bununla bağlantılı sorayım istiyorum. Erdoğan'ın dikkat çekici bir açıklaması oldu. Sanki istemiyormuşuz gibi dedi, yani kendisi açısından diyorum. Ya işte olmadı ama işte kötü komşu insanı ev sahibi yapar noktasına geldi. Yani oradan kasıt da Türkiye'nin topraklarına yeni toprak katmaydı. İster siyasi yapı olsun, ister şahsiyet olsun, ciddi anlamda böylesi bir tablo karşısında Kürtler ne yapmalı? Erdoğan'ın önüne koyduğu hedefi Kürtler açısından nasıl açıklamak mümkün? O sadece PKK'ya hedef gösteriyor hala. Teşekkür ederim. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha doğrusu son dönemde Cumhur İttifakı'nın bir söylemi, hatta ne derler, bir şiar haline getirildi. Biz 2. Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bu son derece kritik bir cümledir, önemli bir cümledir. Zat çağrım tekrar odur. Bunun üzerine, yani kendi sömürgesine karşı, tarihte ilktir. Daha önce de dile getirmiştik. Önemli sorundur, tekrardan vurgulamak lazım. Kendi sömürgesine karşı Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren dünyada ikinci bir örnek yok. Şimdi tam da burada bir riskler ve analizler, bunun üzerine ciddi bir analiz lazım. Yani Türk Devleti ne yapmak istiyor? Öyle bir şey olur mu ya? Rojava karşı Milli Kurtuluş Savaşı, Güney'e karşı Milli Kurtuluş Savaşı, Kürt'e karşı. Fransa'nın Afrika'daki bir sömürgesine karşı ya da İngiltere'nin Hindistan'a karşı Milli Kurtuluş Savaşı verdiğini düşün. Böyle bir şey yok dünyada. Bu son derece ciddi riskleri içeriyor. Bu bir kızıl elma politikasını içeriyor. Dolayısıyla mesele bir partinin hedeflemenin çok 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 ötesinde. Mesele doğrudan Kürtler var. Kürdistan'ın kazanımı var. Bu aşıda daha önce de sizin programınızda dile getirmiştik.
Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinde bir, Kürdistan bölgesel yönetimiyle, resmi adıyla Kuzey Doğu Suriye özel yönetimi bu haliyle sürmez. Ya önünü keseceğiz, mümkünse bunu tümünü ortadan kaldırır. Kaldıramıyorsak en azından ordusu, bağımsız maliyesi, her gün bir dizi devletin gidip konsolos açtığı dışişli faaliyet sürdüğü yarı bağımsız devlet konumundan çıkartalım. Bu sadece Türkiye'nin hedefi de değil ayrıca. Türkiye, İran, Irak, Suriye artı Rusya'nın ortak hedefidir. Sömürgeciler artı Stacık Rusya'nın ortak hedefidir. Bu iki parçanın klasik, en azından klasik otonomiye eli kolu alansı. Şimdi İran'la, affedersin, Türkiye ile Irak'ın Kazım'ı geldiği zaman anlaştıkları şey bu dizel. Bu konuda İran'la da hemfikirler ama sonrasında hemfikir değiller. Yani iş bu noktaya gelirse ya oradan doğruya tümüyle bir el koyma süreci başlarsa İran'la Türkiye arasında o zaman ikinci hesap yapılıyor. Varlar mı varmazlar mı? Şimdiden onun hesabı var. Bu bakımdan mesela iki parçanın da doğrudan doğruya hedefe konulmuş bir parti hedefi söz konusu değildir burada. Türkiye devleti özelliğine gelince Türkiye devleti şunu diyor. İkiz A, B partisi, ikiz C, D parçası değil. Hedefimde Kürtler var, Kürdistan. Gücüne ve tehdit algısına göre en öncelikli olayı en başa koy. Öbürüne sıra gelecek. Yani bunu kadef edebilir. Bunu yenek edebilir, bunu herkes bilir. Yani ne derler, kırın kimi ufak tefek bilgilerle ben bu sonuçlara varabiliyorsam. Sade eder misiniz? Araya girip bir şey sorayım. Yani dediğiniz çok açık. Kürt toplumunun geniş bir kesimi tarafından da aynen sizin dediğiniz gibi özellikle Kuzey Kürdistan'da değerlendiriliyor. Ama Güney Kürdistan'da sanki tüm bu sorunların kaynağı PKK'dir gibi gösteren bir kesim de var. Yani deyim yerindeyse PKK orada olmazsa bu iş tamamen sönümlenecek. Yani siyasal çevreler anlamında da, siyasi şahsiyetler anlamında da Güney Kürdistan'da böyle bir yaklaşımın olduğu görülüyor. Bu sonuç itibariyle Türk Devleti'nin işini kolaylaştıran bir yaklaşım değil mi? Bunun sonu gelmez ki. O zaman sonrası gelir diyecekler ki Doğu Kürdistan peşmergesi olmazsa Güney Kürdistan rahatlar der. Yani bunun sonu gelmez. Bu Kürdistan'ın tarihsel trajedisidir. Kandilli'ye o bakımda sizin de ifadenizdir. Oraya çıkan iktidar olmadan kolay kolay inmez demiştiniz. O nedenle mesele sadece Kandil meselesi değil, Batısı Doğusu değil. Rojalat peşmergesi meselesi de var. İran onun gerekçe yapıyor. Problem, tekrar söylüyorum, bir parti, bir hareketin meselesi değil. Onlar olmadan da Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle ve kesinlikle iş yapırdı. Biz bunu kendi iş pratiğimizden biliyoruz. Nedir bizim iş pratiğimiz? 80 darbesi olurken Türkiye'de silah mı vardı? Bunu ben bir programda söyledim. Yani falan parti silah bıraksa sorun çözülür. Dedim ki ya 60, 70, 80 darbesi. Özellikle 80 darbesi. 3 darbede de Fırta'da silah milah yok. Sivil hareket. 80 darbesinde tamamıyla sivil hareketler etki. Niye yapıldı? Kürtlere karşı yapıldı. Devlet siyasetin şekline, parçasına falan bakmıyor. Tehdit düzeyine, algısına bakıyor. O nedenle mesela kesinlikle A ya da B partisi değil. Ben Güney Hükümeti'nin de Sayın Berzani'nin de onca tecrübesiyle bunun bilincinde olduklarını, bizden çok daha ilerinden gördüklerini biliyorum. Şu anda onların da sıkışıklığı var. Kürdistan'ın tarihsel tecrübesini atlamayalım. Şimdi bir partimiz Yeneke İran'la ilişki içerisinde. Bu keyfi mi yapıyor? Hayır. Belki İran'la ilişki içerisinde. Keyfi mi yapıyor? Hayır. KDP Türkiye ilişki içerisinde. Sorun şu. Bu ilişkiler taktik, politik ilişki olmaktan çıkıp stratejiye dönüştü mü, dönüşmedi mi? Stratejiye dönüştüyse orada dediğiniz noktada ciddi bir tehlike vardır. Yoksa stratejiye dönüşmedi de tarihsel trajedi gereği bunu sürdürmek zorunda kalıyorsa başka bir şeydir. Bir partimiz diyor ki kardeşim ben Doğu Kandil'de, Batı Kandil'de zorlandığım zaman Doğu Kandil'e gideceğim. Öbürü de diyor ki benim tek kapım uluslararası ekonomi, siyasi Türkiye'dir diyor. Şimdi bu güçlüklerini esasından masaya koyarak oturup anlaşabilirler. Onu birazdan geleceğim o soruya. Yani bu noktada
ortak faydayı bulabilirler. Peki. Berdan Bey, sizinle de devam edelim. Bu özellikle iç savaşa zorlama noktasında uzun süredir de bu riskin giderek arttığı konuşuluyor. Türk Devleti'nin KDP ile ciddi ilişkiler geliştirdiğine dair iddialar da var. Yani bu iddiaları Türk basında da dillendiren çok. Zinevert'e geriliminden bu yana yaşananları da düşünerek belki yanıtlamakta yarar var bu soruyu. Bu konuda son görüşmelerde bazı uzlaşılara varıldığı yönünde Türk basınına da yansıyan bazı bilgiler var. Doğrusu şunu sormak istiyorum. Yani bu tedirginlik Kürt toplumunda da var. Bir iç çatışma yaşanacağına dair. Ben de bir röportaj vermiştim. Önümüzdeki sürede bir çatışma yaşanabileceği kanaati kişi olarak bende yok ama gelen sorular da vardı izleyicilerden. Ya Kürtler çatışır mı? Gerçekten bir iç çatışma yaşanır mı? Ya da böylesi bir riskin önüne geçmek için acil olarak yapılması gerekenler nelerdir? Yani Kürt siyasetinde ağırlığı olan bir çevreyi temsil ediyorsunuz. Doğrusu bu konuda da Kürt halkı beklenti içerisinde. Gerçekten de Demokrasi Toplum Kongresi olarak hem Ahmet'te başlattığımız, Şırnak'ta devam ettiğimiz, daha dün Siirt'teydik. Siirt'in ilçelerindeydik. Bizim gerçekten dikkat çekmeye çalıştığımız konuların başında ulusal birlik vardı ve Kürtler arasındaki bir çatışmayı kesinlikle kabul etmeyeceğimiz noktasında da hem açıklamalarımız oldu hem de bu anlamda bir duruşumuz var. Ve kongre olarak da kurulduğumuz günden beri en önemli gündemlerimizden biri de ulusal birlik olmuştur. Hala da bu çalışmalarımız devam ediyor. Şunu açık net bir şekilde görmek gerekiyor Sayın Işık. Kürt partileri arasındaki çatışmadan ziyade Kürt'e vurdurtma anlayışı yeni bir şey değil. Yani aileler arasında bu yapılmış, aşiretler arasında bu yapılmış, geçmiş dönemlere baktığımız zaman şu anda PDK'nin de en azından Sayın Mesut Barzani şahsiyetinde ben söylüyorum. Gerçekten 16 yaşında peşmergeliğe başlayan ve Kürt halkının verdiği bedelleri kendisine mücadele ederek, öncülük yaparak verilen bedellerin en yakından yaşayan ve tanık olan insanlardan biridir. Buradaki şeyi de açık üstüne şekilde görmek lazım. Halepçe katliamı olduğu zaman Türkiye Devleti ne yaptı? Referandumda Güney Kürdistan halkımız sandığa gitti, bir iradesini beyan etti. Türkiye'nin tavrı ne oldu? Tabii ki bunları büyük ihtimalle Sayın Mesut Barzani de çok iyi görüyordur. Biliyordur. Dediğim gibi Kürt mücadelesinde de babasından sonra bu mücadeleyi devam ettiren insanlardan biridir ve sadece Güney Kürdistan'la alakalı da değil, aslında tüm Kürtlerin özgürleşmesi noktasında yaşamını bu mücadeleye adayan insanlardan biridir. O yüzden ben şunu açıkça bir şekilde ifade edebilirim. Yani bunu bu kadar derinleştirmek sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir. Bakın iki dünya savaşı oldu. İki dünya savaşının çözüldüğü nokta neresi oldu? Sonuç itibariyle masa oldu. Burada bir yaşanan bir savaş da söz konusu değil. Ha sıkıntılar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir, farklı bakış açıları olabilir. Bunların çözüm noktası da dediğim gibi diyalogdur, konuşmadır, tartışmadır ve bu tartışma konuşma neticesine çözüm ulaşılabilir. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın o yüzden söyledim. Buranın amacı, Türkiye'nin amacı bugüne kadar değişmiş değildir. Bu partiyle alakalı bir durum değil. Bu Kürt'ün varlığıyla alakalı bir durumdur. Bakın Mahmut Esat Bozkurt, onların Adalet Bakanı'ydı. Burada Kuzey Kürdistan'da Kürtler bize köle, yani Kürtler yoktur. Varsa da bize kölelik yapacaklar diyorlar. Bu anlayıştan bahsediyoruz. Rojava'da işgalci anlayışlarında bunu görüyoruz. Başvuru işgal anlayışlarında da bunu görüyoruz. Yani bunun hepsini birebir yaşadığımız için tarihimizden birçok şey öğrendik. Zannediyorlar ki 200 yıl öncesine yaşıyorlar. Hayır, onu geçin. Kürt halkı 200 yıl öncesine değil. Kürt halkı her şeyin farkında ve Kürt halkının taleplerine istekleri doğrultusunda hareket etmesi gerekenler de bizleriz. Öncülük yapanlarız. Yapmazsak bunun hesabını halkımıza verecek olan bizleriz. Evet. Sinan Bey, benzer bir konuyu size de sormak istiyorum ama bu iç çatışma riski doğrusu son dönemlerde giderek arttı. Ancak şimdiye kadar diyelim Türk Devleti'nin ekmeğine yağ sürecek bir çatışma yaşanmadı.
Birincisi Kürt toplumunun refleksinin bunu önlediği tespitine katılır mısınız? İkincisi ise özellikle yani açık söylemekte yarar var. Şimdiye kadar PKK'dan birçok kez diyaloğa açık oldukları konusunda çağrılar, yaklaşımlar geldi. Ancak KDP'den şimdiye kadar resmi anlamda iki parti arasında diyaloğu önemseyen bir açıklama duymadık. Evet, bir çatışma yaşanmadı ama o diyalog çağrılarına da işte Kereke'nin girişimlerinde de bir yanıt vermedi. Bunu bir eleştiri bazında söylemiyorum, bir tespit bazında söylüyorum. Ama özellikle bu riskli dönemde gerçekten bir diyalog mümkün mü? Siz de bunu savunuyorsunuz ve uzun dönemdir dillendiriyorsunuz. Bir de böyle bir çatışmanın önüne geçmek için gerçekten hele diyalog da sağlanamamışken ne yapmak lazım? Yani sadece diyalog çağrılarının yeterli olmadığı durumda da bir yöntem geliştirmek gerekmiyor mu? Hani böyle bir çatışmanın, iki Kürt partisi arasında böyle bir çatışmanın, iki Kürt partisinin çok ötesinde bir çatışmaya ulaşacağını belirteyim. Daha önce de söylemiştim. Bu felaket olur. Böyle bir şeye nedeni ne olursa olsun bunun tarafları hele hele devletin birisiyle bir sömürgeci devletle birlikte haklı haksız bambaşka bir şey. Ondan ayrı olarak söylüyor. Apayrı bir şey. Bir başka Kürt partisine karşı posun olmak, askeri şey başlatmak Kürt tarihinde ne derler? Karabileke olarak girecektir. Haklı olabilir, haksız olabilir. Haklı haksız Kürt mahallesi kendi içinde çözecek. Kürtlerin kendi mahallesi vardır. Bu 100 yıllıktır Kürtler. Bunu korudular. Dağlarıydı, şimdi kentleri de var artık. Şimdi diyaloğu da öğrendiler, siyaseti de öğrendiler, uluslararası ilişkileri de öğrendiler. O nedenle birincisi evet katılırım. İkincisi ben halen Sayın Berzani'nin mesajının önemli olduğuna inanıyorum. Bir de onlar bizden daha tecrübeleri var, deneyleri var. Taraflar Bırakıcı'nın ne olduğunu bizden çok daha iyi biliyorlar. Sonuçlarını biliyorlar. Muhtemel sonuçlarını bilecekler. Yani iki parça arasında bu sadece güneyle sınırlı kalmayacak bu. Rojava'yı da kapsayacak olan bir çatışmaya ulaşacak. Dolayısıyla bunun sonuçlarını illaki bizden daha iyi biliyorlar. İki, şimdi eğer Kürtler iki parçadan hatta dört parçadan dostlarını kaybetmek istiyorlarsa kör gözün parmağına buyursunlar, savaşınlar. Haydi. Yani bunca emekle, bunca çabayla bir dost halkı çok ağır bedellerle yani Halepçe'den Kobani'ye çok çok ağır tarifi zor bedellerle Kürtler bir küresel sempati halkası yakaladı. Bunu kaybetmek istiyorlarsa lan hani ne derler? Dedirtmek istiyorlarsa dünya kamuoyuna, sevdiklerine, dostlarına buyursun yapsınlar. Aralarındaki sorunlar bu sözünü ettiğimiz bu taraftan çok mu daha önemli yani? Çözemeyecek boyuttan mı yani? Neyi çözemiyorlar ya? Çözebilirler. Biz bence bu uluslararası Kürt kamuoyu içeride dışarıda sanatçılarımız, annelerimiz, ben de yine iki tanesi bir o siyasetçilerimiz, halkımız bir kez daha bugün yarından şey yok, tezi yok. Özellikle gençler bağımsız kampanyalar başlatmalı bu bakımdan. Dillerini nötrleştirerek A Partisi böyledir, C Partisi böyledir demeden. Şimdi mesele A Partisi haklı, B Partisi haksız meselesi değil. Mesele gerilimi düşürmek. Mesele gerilime su dökmek. Gençlere, aydınlara, sanatçılara, herkese çağırın. Bu benim basına. Elbet ayrısına girersek biz şu partinin şu yanlışı, şu parti üç adım daha önde yanlış yapıyor, şöyledir deriz. Ama şimdi girdiğimiz merhale o değildir. O bakımdan biz belki Kürdistan İttifak olarak da bu bakımda bir çağrı yapabiliriz. Her parti kendisi cephesine yapabilir ama bağımsız inisiyatiflerin öne çıkması son derece önemlidir. Dışarıda ve içeride onlar etkili oldular. Hele hele organize edilebilirse benim gidip Sayın Mesut Berzan ile görüşmem ayrıdır.
Ama diyelim ki dört paşada annelerimizin acıları, acılarla yükün annelerimizin gidip onlar parmakla sallayabilirler. Onlar bizim gibi diplomatik konuşmazlar, rahat konuşurlar. Ve kimse de onlara bir şey diyemez yani. Ya ben, siz bu işi yapamazsınız yani. İki dünyada benim elim yakanda olur der bizim acılarla yükün annelerimiz. O, ona çağrımız var. Biz o kampanyayı, Kürt halkı, diasporası her yerde bunu yeniden başlatmalı. Eğer sonuçları itibariyle iki parça mevcut kazanımlardan geriye düşmek istemiyorsa kendi eliyle. Hani tamam, sürmecgiler saldırdılar, direnemediler, kaybettiler, bu başka bir şey. Ama sen kendi elinle çatışarak kendi kazandığın mevzileri kaybetmeyi gündeme getirirsen bunun haklı haksızı yoktur. Kürt halkı bunu kabul etmeyecektir. Burada çok net söylüyoruz. Bu bakımda harekete geçmek lazım, zaman geçirmeden. O konuda da o zaman en büyük görev Kürt siyasetçilerine düşüyor. Organizasyonlar, onlar sorumlu olmalı. Biz de gazeteciler olarak takip edeceğiz tabii. Buradan ABD'nin Orta Doğu siyasetine, Kürtler ve Türkiye ile ilişkilerine ya da bir şekliyle tartışılan başlıklara dönmek istiyorum. Sayın Berdan Öztürk, Joe Biden'ın Amerikan başkanlığını devralmasıyla birlikte bu daha çok konuşulmaya başlandı. Bir de Orta Doğu'ya atadığı ekip de dikkat çekici. Yani aslında hepsi geçmişte Genelkurmay Başkanı olarak atadığı kişi de dahil Orta Doğu'yu bilen, çoğu da Kürtlerle iyi ilişkiler kuran yöneticiler. Hem Rojava, hem Güney Kürdistan, hem Kuzey Kürdistan boyutuyla soruyorum doğrusu. ABD'nin yeni yönetiminin Trump yönetiminden farkı ne olur? Çünkü şöyle bir beklenti de var. Ya işte ABD'de Joe Biden geldi, Türkiye'nin düşmanı, her şeyi değiştirecek. Tam tersine, ya Joe Biden de olsa hiçbir şey değişmeyecek, ABD yine aynen devam edecek diyenler var. Ama gerçekten siz siyaseten baktığınızda tabloyu nasıl görüyorsunuz? Yani Amerika kurulduğu günden bugüne kadar gerçekten de siyasetini günübirlik değil, gerçekten 50 yıl öncesini düşünerek adım atan bir yapılanmaya sahip bir ülkedir, bu anlayışa sahiptir. Bunun tek istisnası Trump oldu. Yani başımızda nasıl Tayyip Erdoğan gibi bir bela varsa, Amerikalıların başına da Trump bela olmuştu gerçekten. Gece vakti kalkıp tweetler üzerinden düşünebiliyorsun. Yani hakikaten gerçekten siyaseten de kabul edilmeyecek bir şey ama tweetler üzerinden ülkeyi yönetmeye çalışan, ülkenin veya dünyanın, aslında dünyada yaşayanların kaderini değiştirmeye çalışan bir popülist anlayış, bir kendini var etme anlayışının en açık, net bir şekilde görüldüğü yerlerden biri de Amerika'nın başkanlığında işte Trump'la görüldü. Burada bunu yaşıyoruz zaten Tayyip Erdoğan'la. Ayrı bir konu. Sonuç itibariyle Biden tabii ki sonuç itibariyle, bakınız önce şunu bir netleştirmek lazım Sayın Işık. Kobani sürecini biz çok iyi hatırlıyoruz. DAEŞ tüm saldırılarını Kobani üzerine yoğunlaştırdı. Kobani alınacak denildi. Tayyip Erdoğan bile gülerek, sırıtarak Kobani düştü düşecek dediği bir süreçte halkımız gerçekten kahramanca direndi ve DAEŞ çetelerine karşı bir duruş sergiledi. Bunu Amerika'da gördü, bunu Avrupa Birliği ülkeleri de gördü, bütün dünya gördü. Bunu gördükten sonra, yani bizim direnişimizi gördükten sonra, bizim anlayışımızı gördükten sonra müdahale etmeye başladılar. Bakınız, öncesinde bir müdahale söz konusu değil. Yani bu neyden kaynaklandı? Bizim gücümüzden kaynaklandı. Biz güç olduğumuzu gösterdik. Biz sonuna kadar, bakın DAEŞ'in ismini duyanlar kaçarken Kürt halkı Kobani'de tarih yazdı. Kadınıyla, kadının öncülüğünde gençleriyle bir destan yazdı. Hayır, biz o zaman şöyle mi algılamak lazım yani bu dediklerinizden? Sonuç itibariyle ABD'nin politikasını değiştirecek olan da Kürt halkıdır, Kürt dinamikleridir. Bir şekilde onların ortaya sereceği tutum, yaklaşımdır. Kesinlikle biliriz. Yani Biden gelmiş başkası, Biden gitti başkası gelecek. Onların tutumunu, davranışını değiştirecek olan biriz. Bakın Trump... Peki o tutumu nasıl tarif etmek mümkün? İşte ulusal birlik noktasına geliyoruz. Bakınız Türkiye şu anda Dışişleri Bakanı bir yandan Hulusi Akar Irak evlere giderken Dışişleri Bakanı da Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşüyor. Yani bir diplomasi geliştiriyor. Gerçekten tıkanmışlar. Ekonomik anlamda
yani geleceği, Türkiye'nin geleceğinin tıkandığını görüyorlar. Bir diplomasi yürütüyorlar. Kimler üzerine yürütüyorlar? Bak, Suriye'deki mülteciler üzerine yürütüyorlar. Yani insanlar üzerine pazarlık yapıyorlar. Hem Avrupa Birliği ülkeleri bunun aracı oluyor. İnsanlar üzerine pazarlık yapıyorlar. O öyle bir şeydir. Sonuç olarak biz ulusal birliğimiz veya kongremiz, hani kongreyi kısa sürece belki gerçekleştiremeyebiliriz. Bunu defalarca dile getirdik. Ama bunları görmemiz lazım. Yani Kürt halkına saldırı diyorsa, Kürt halkı dört parçada kalkıp bu anlayışa karşı bir ses çıkartabilmenin anlamına söylüyoruz. Bizim derdimiz, sorunumuz ya da eksik kaldığımız nokta bu. Bugün herkes Kürt halkını tanıyor. Bakın, Trump Rojava'dan asker çekeceğim dediği zaman, bakın Amerika'nın devletini veya devlet kurumlarını söylemiyorum. Halkından en fazla tepki aldığı Amerikan halkından oldu. Siz Kürtlere bunu yapamazsınız. Kürtlere bunu yap. Kürtleri nasıl tanıdılar? Kürtleri Kobani'de tanıdılar. Kürtleri Rojava'da tanıdılar. Kürtlerin yönetim anlayışını, Orta Doğu coğrafyasındaki siyasi anlayışını bildikleri, takip ettikleri için Trump'a en büyük tepki gösteren Amerikan halkı oldu. Bakın, devlet demiyorum. Bürokrasi demiyorum. Devlet halkı oldu. Tabii ki bu görevlendirmelerde en azından Kürtleri yakından tanıyan, Rojava devrimini, Rojava'nın geçtiği süreci iyi bilen insanlar olmasından dolayı ve Trump'ı da en şiddetli şekilde eleştiren insanlar olmasından dolayı bu bizim açımızdan avantajdır. Ama yine söylüyorum, durumu belirleyecek olan Kürt halkının kendisidir diyorsun. Kürt halkının kendisi. Kürt siyasetidir. Peki, evet. Sinan Bey, bu konuyla ilgili size de doğrusu sormak istiyorum. ABD'nin siyasetinde Joe Biden'la birlikte yaşanması muhtemel değişiklikler nelerdir? Ya da ABD Trump'ın bozduğu tablodan gerçek, kendi normaline mi döner tırnak içerisinde diyorum. Bir de bu olası değişiklikler Türkiye'de özellikle iktidar üzerinden nasıl bir etki oluşturur? Yani Türkiye'de iktidarı da bu yönüyle bir tedirginlik, bir telaş içerisinde görmek mümkün. Bu bir. Bir de Kürtlerle ilişkiler önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izler? Yani Kürt toplumunun tutumu bu yönüyle belki bir noktada etki eder ama esasen Kürt siyasetinin tutumu belirli olacak görünen o. Önemli bir mesele. Evet. Trump bir eylemi temsil ediyordu. Amerikan halkında yükselen popülizmi, ulusçu eğilimi temsil ediyordu. Biden, Amerikan halkının çoğunluk eğilimi olarak yeniden küreselci eğilime, çizgiye döndü. Daha ayrıntılar da var. Tabii hani biri birey olarak yönetiyordu, bir şirket CEO'su gibi, o öbürü kurumsal çalışacak. Şimdi Biden'ın önünde öncelikle iş sorunlar var. Korona meselesi var. Büyüyen işsizlik var, sağlık sorunları var, var da var. Yani 80 milyona yakın, 74 milyon oy aldı yanılmıyorsam Trump'a oy veren eğilimi nasıl biz minimalize edeceğiz? Yani nasıl biz, ne derler, karşılayacağız, onu zayıflatacağız, yoksa Trump gitti, Trumpizm devam eder. Bir kere böyle bir sorun var. İkincisi, öncelik sırası olarak benim gördüğüm kadarıyla Biden ve ekibi öncelikle Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki aşı farkını ortadan kaldıracak. Bunun hem Orta Doğu'ya, hem Avrupa'ya, hem Rusya'ya, Avrasya'ya yansıması vardı. Zaten dikkat ederseniz Avrupa Birliği zirve toplantısını da Mart'ta Türkiye'ye dönük olarak alacağı kararlar da Biden'ın iktidara gelmesinden sonrasında bıraktılar. Hatta NATO toplantısı, NATO zirvesi de dahil olmak üzere hepsi ona göre ayarlandı. O nedenle ABD-Avrupa yakınlaşması, Rusya-Çin üzerinde basınç, en azından frenlenmeleri, dolayısıyla Türkiye'ye dönük olarak da izleyecekler politikaları. Bunun Türkiye yansıması da olacak. Türkiye masasında ne var? Türkiye masasında birden fazla konu var. S-400'ler var, F-35 var, Rojava meselesi var, SDG var, Libya meselesi var, Doğu Akdeniz var, var da var. Ama aynı zamanda daha köklü olarak bir İran dosyası var. Yani İran'a karşı hem bir taraftan Türkiye'yi bu noktalarda Rusya'dan kopartma projeksiyonu var. Hem aynı zamanda İran'la ortaklaştırma meselesi var. Bunlar bazen birbirini kesiyorlar, bazen örtüşüyorlar. O nedenle Türkiye meselesiyle ilgili olarak
pazarlık konusunda S-400 çok kritik bir noktadır. Kürtler açısından çok kritik bir noktadır. Şu açıdan diyorum, Türkiye onu şöyle bir kart olarak elde tutabiliyor. Türkiye köklü bir devlettir, deneyimi vardır, diplomasisi vardır. Dolayısıyla yani o da bir oyun kuramıyorsa bile en azından oyun bozuyor. Şunu düşünebilir yani, ya bu S-400'ler dursun benim elimde, ben yarın Amerika'yla masaya oturduğumda pazarlık konusu olarak verdim ve bıraktım S-400'ü, sen bana ne vereceksin Rojava'da ya da Kürdistan'da? Bu kritik bir noktadır. Benim hani durmadan çağrıda bulunuyorum analistlere, stratejistlere. Bu sorun gündeme nasıl gelir, gelir mi, gelmez mi, ama yani bir ihtimaldir. Onun dışında Kürtler meselesiyle ilgili olarak bizim Kürt siyaseti, Kürt kamuoyu, Kürt halkımız haklı olarak hani ya Biden Kürtlere ne verecek? Aslında bu sorun bir şey daha tamamlıyor. Biden Türkiye'ye ne verecek? Türkiye'de ne verecek? Türkiye'de ne isteyecek? Çünkü terazide her ikisi de Türkiye'de, Kürdistan'da ABD'nin Avrasya stratejisine yer alıyorlar. Yani ABD'nin 50-60 yıllık, 40 yıllık Avrasya stratejisini belirlerken Kürdistan'a yer verdi ama vazgeçmeyeceği bir NATO ortağı olarak Türkiye var. Şimdi bunu bir dengede götürmeye çalışıyor. Bazen Biden de bu bakımda çok fazla şey değişmeyecek. Değişen belki de çok açık, bariz bir telefonla falan veri sana verdim ya da şeyi kaldırdım, engeli kaldırdım, gidebilirsin şey ortadan kalkacak. Ama onun dışında birden fazla denklem devreye girecek, birden fazla hesap var. Bence de yani ekip şu anda Kürt meselesine daha yakın durur. Şu anda Orta Asya dönük olarak özellikle belirlenen ekip. Fakat Amerika'nın çıkarları olduğunu unutmayacağız. Amerika'nın çıkarlarına terazinin kefesinde halen Türkiye Kürdistan'a göre ağır basıyor. Çünkü Türkiye meselesi sadece Rusya meselesi değil, aynı zamanda bir Akdeniz meselesidir. O bakımdan ama döne göre daha olumlu olacağını düşünüyorum ben. Peki. Son başlığımız aslında bir şekliyle belki de önümüzdeki sürede en fazla konuşacağımız başlıklar arasında olacak gibi görünüyor. Kürt siyasetinin özellikle bu yaşanan gelişmelere yön verme, müdahale etme gücüne ilişkin, bilmiyorum Berdan Bey ne demek mümkün. Kürt siyasetinin bizzat kendisi öznel bir çözüm geliştirebilir mi? Böylesi bir çözüm mümkün ise bu bölgesel veya küresel aktörleri nasıl etkiler? Son dakikalarımız ama mümkünse üçer dörder dakikayla özetleseniz programı da tam zamanında bitirmiş oluruz. Bakışınızdan anladım, zaten ben kısa keseceğim. Gerçekten böyle bir gücümüz var. Yani dört parça da olsak yani Kürt siyasetinin müdahale gücü nasıl, az önce Sayın Sinan Çiftçiyrek de dile getirdi, biz de dile getirdik. Yani biz her anlamda güçlü bir durumdayız. Dört parçada da güçlü bir durumdayız. Bizim bu güçlü durumumuza karşı bakınız, kendileri saldırıyor. 5 yıldan, 40 yıldan, 50 yıldan beri saldırıyorlar. Şimdi kendi işlerini yani bizi bitirmek üzerine kendi işlerini başka Kürt'e havale etmeye çalışıyor. Kürtlere havale etmeye çalışıyorlar. Bizim burada bir dur dememiz bile aslında, dört parça Kürdistan'daki halkımızın talepleri doğrultusunda hareket ettiğimizi gösterecek. Artı uluslararası alanda da bakınız, en son şunu söyleyeyim. Kobani süreci, Afrin süreci, Rojava süreciyle birlikte dünya halkları, bakın devletleri demiyorum, dünya halkları Kürtleri tanıdı. Nasıl bir yaşam sürdüklerini tanıdı. Nasıl bir yaşam istediklerini biliyorlar. Dolayısıyla bize kalan bu halkımızın talepleri doğrultusunda hareket etmektir. Bizim gücümüz de var. Güneyde de bu gücümüz var, kuzeyde de var, Rojava'da da var. Bu gücü birleştirmek, bakınız partiler üstü düşünerek saldırı Kürt halkına yönelik bir saldırıysa, parti üstü düşünüp bu gücümüzü, diplomasiyi biz de yürütebilmeliyiz. Masaya el vurmamız gerekiyorsa birlikte Kürtlerin geleceği açısından biz de vurabilmeliyiz. Bu gücümüz var ve bunu kullanmamız gerekiyor. Sıkıntı bunu nasıl kullanacağımız ve ne zaman kullanacağımızla alakalı bir sıkıntıdan bahsedebiliriz. Evet. Bunu çözmeye uğraşmamız gerekir. O sıkıntıyı aşmaya dönük de çabalar uzun zamandır var. Bir kısmının içinde de bendim. Umarım o kısa sürede çözülür. Sinan Bey, size aynı soruyu sormak istiyorum. Doğrusu sorarak zaman kaybedip tekrar da etmek istemiyorum. Siz özellikle bu gücün ne olduğunu ve özellikle bu gücü kullanmaya ilişkin
görüş düşüncelerini izleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim. Çünkü önemli başlıklardan biri bu. Ona inanıyorum ben. Birincisi, denenmiş bir yolumuz oldu. Diyaloğun ne kadar önemli olduğunu biz öğrendik. Rojava üzerinden öğrendik. Şimdi Kürdistan bölgesi üzerinde de öğreniyoruz, öğreneceğiz de. Birincisi bu, diyalog, Kürt-Kürt diyaloğunun ya da ulusal birlik çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Kürt-Kürt'e demokrat elini uzatacaktır. Bunun başka yolu yok. Bunu da ısrar edeceğiz. İkincisi, şimdi önlü bir deyimdir. Yanılmıyorsam Amerikalıların deyimidir. Yani bir sorunu o anda çözemiyorsan, farklı bir sorunu, o sorunu geriye at. Yani şu anda çözemiyorsun. Partilerimiz kendi aralarındaki, diyelim ki farklılardan şu ya da bu kısmını çözemiyorlarsa, onu buzdolabına kaldırsınlar. Zamanı, mekanı geldiği zaman çözüm masasına o tekrardan gelir. Şimdi ortaklaşabileceği konular üzerinde ortak çıkarları yönetmeyi başarabilelim biz. Yok mu bizim ortak çıkarlarımız? Ya en birbirine uzak duran partilerimiz, gerilimi yüksek olan partilerimizin ortak çıkarları yok mu? Var. Çağrımız bu. Bu ortak çıkarları biz nasıl yöneteceğiz? Ortak Kürdistan evimizde, Gazi Mehmet'in dediği gibi. Bir nokta daha son derece önemlidir. Deneyim açığa çıkardı ki, bakın Rojava şu anda sıkıntıda. Ne derler? Canlı kadavra gibi parça parça ediyorlar. Bir adım geride Kürdistan bölgesi ondan farklı değil. Bu bize bir fotoğraf sunuyor. Diyor ki Rojava'nın savunması Kürdistan bölgesinin savunmasıdır. Kürdistan bölgesinin savunması Rojava'nın savunması. Bu altın anahtar anlamında ciddi bir sorundur. Kürt siyasetinin, siyaset kadrosu takım tutar gibi A takımı, B takımı, ben Rojava yanlısıyım, ben bilmem Kürdistan bölgesi yanlısıyım anlayışından çıkmamız gerekir biz. Beğenmeyebiliriz. Ben Rojava'daki bir partiyi beğenmeyebilirim. Anlayıştan çıkmamız gerekir, doğru. Ama geniş halk kitleleri açısından değil, özellikle siyaseti yönetenler açısından belki o dediğiniz elbette çok daha önemli. Elbette onu diyorum ben. Tabii yani ki, siyaseti hadi yönetenler bu konuda ne yapmalı? Tabii söz konusu ettim. Siyaset kadrosunda söz konusu diyorum ben. Halk aslında söz etmiyorum. Dolayısıyla burada bir yere geliyoruz. Ortak çıkarlarımızın yönetilmesini başarabilmek anahtarı bizi nereye götürüyor? Bizi Ulusal Kongre'ye götürüyor. Bugün bir Ulusal Kongre olsaydı şunu diyecekti. Dört parça üstü, bütün partiler üstü. Öncelik olarak bugün derdi ki şu meseledir, herkesin buna tabi olması lazım. Karar alırdı, biz de onu, herkes ona uyardı. Dolayısıyla onunla bitireyim. Belki birer ikişer dakikayla, yani siz ve Berdan Bey de söyleyebilirsiniz. Yani Ulusal Kongre ya da en azından ulusal diyaloğu sağlama diyelim. Artık kongre doğrusu çok da kısa vadede inandırıcı gelmiyor bana. Ama ulusal diyaloğu sağlama konusunda bir faaliyet, bir çalışma, bir çaba var mı? Birer cümleyle ikiniz de yanıt verirseniz sevinirim. Olmalıdır. Özellikle en büyük parça olarak Kuzey'de biz bunu mutlaka sürdürmeliyiz. Bu konuda kararlı davranmamız gerekir. Aramızdaki farklılıkları eritmek, demin dediğim gibi ortak faydamızı üzerinden uzlaşmayı, birleşmeyi şey yapacağız. Kararımız vardı zaten. Biz Ocak ayının sonlarına doğru bir araya gelecektir. Muhtemelen geleceğiz. Gelmeliyiz. Mutlaka ama mutlaka diyalog yolunu bizim elde tutmamız lazım. Eğer bunu kuzeyde başarabilirsek, nasıl Rojava bizi etkiliyorsa biz de diğerlerine olumlu mesajlar vereceğiz. Peki. Berdan Bey, bir iki cümleyle mümkünse sizde. Yani gelmeliyiz, olmalıdırdan öte. Var mıdır? Değil. Biz bir araya geldik zaten. İnan ki Kürdistan'a, Kuzey Kürdistan'a bir araya geldik. Hevlere gittik, Süleymaniye'ye beraber gittik. Yani sonuç itibariyle olabiliyor. Yani Sayın Şütire'nin de söylediği gibi partiler, yani partileri, ideolojilerimizi bir kenara bıraktığımız zaman, var olan saldırıların kime yönelik olduğu noktasına ortaklaştığımız zaman ortaklaşabiliyoruz. Ortaklaştık da beraber, dediğim gibi, Hevler, Süleymaniye'de toplantılar da aldık. Burada Kuzey'deki siyasi partilerle birlikte sonuç varla oluyor, olacak da başka çaremiz yok. Aksi takdirde halkımız bizi affetmeyecek. Yani hangi partiden olursa olsun. Yani gazeteciyim, kimliğim itibariyle belki yorumda bulunmak değil ama en azından Kürt halkında gördüğüm o, siyasetçiler doğru iş yapmazlarsa vallahi iki yakalarda yapışacaklar iki siyasetçinin şahsında. Tüm Kürt siyasetçileri de söylemiş olayım. Sayın Sinan Çiftürek, Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı
ve Sayın Berdan Öztürk Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı. Her ikinize de katılımınızdan ve görüşlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet, sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. İki konuğumuzla Kürdistan'ı, Kürdistan'ın iç sorunlarını, özellikle Türk devletinin baskılarını, saldırılarını konuştuk. Diğer taraftan uluslararası güçlerin bakış açısını değerlendirdik. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.